güzelim canlarım, dostlarım. Ben Cem Kervan. Bu hafta göldeyiz. Neden göldeyiz? Çünkü bir deyiş paylaşmak istiyorum yine. Adı su üstünde. Su üstünde yürümekle ilgili. Şöyle, İsa Ruhullah hani geçen hafta 5000 erkeğe lokma dağıttı. Erkek derken yani aileler, eski Yahudiler aileleri saymak için erkekleri sayarlardı. Neyse, 5000 aileye lokma dağıttı. Herkesin karnını doyurdu. Sadece 5 tane ekmekle ve 2 tane balıkla. Bir de sepetler dolusu artıklar da vardı. Her neyse, herkesin karnı doymuş. Sağlıyor onları. Eve gidiyorlar. Taliplerini de gönderiyor. Diyor ki siz kayığa binin. Gölün öbür tarafına geçin. Ben gelirim. Bu arada kendi dağa çıkıyor. Ve orada dua ediyor. Dua etmek üzere inzivaya çekiliyor. Gece oluyor. İsa dağda dua ediyor. Talipler gölde, kayıkta. Ama rüzgarlar esmeye başlıyor ve dalgalar çok çok büyük oluyor. Öyle ki talipler bu dalgalarla, rüzgarla boğuşuyorlar. İşte batmak üzereler filan. Sabaha karşı İsa onlara gidiyor. Nasıl gidiyor? Su üstünde yürüyerek kayığa gidiyor. Şimdi kayığa yaklaşınca talipler onu görüyor ve çok korkuyor, ürküyorlar. Aman diyorlar, aman aman aman, hayal et, hayal et diye bağırışıyorlar. İsa diyor, sakin olun, cesur olun, benim, korkmayın. Petrus çok enteresan bir şey söylüyor. Efendimiz, gerçekten sen isen, ben de su üstünde yürüyerek sana geleyim diyor. Şimdi İsa Ruhullah diyor, haydi gel diyor. Ve Petrus kayıktan iniyor. Hakikaten de su üstünde durabiliyor. Yürümeye başlıyor İsa'ya. İsa'ya yaklaşıyor ama herhalde dalgalar vardı ya, bir sürü dalga, işte rüzgar çok esiyor. Konsantre olamıyor. Yani heyecandan korkuyor. Ve korktukça batıyor. Suya iniyor filan. Korkuyor yine. Medet diyor ya İsa. İsa onu yakalıyor, kurtarıyor. Sonra beraber yine suyun üstünde yürüyerek kayığa gidiyorlar. Kayığa biniyorlar. Biner binmez de rüzgarlar ve dalgalar kesiliveriyor. Sürt liman oluyor göl. Evet, buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah seversiniz. Çıktı. Orada yalnızdı. Akşam olunca talipleri gölde, teknede korktu. Dost rüzgarla, dalgalarla boğuşunca tana doğru İsa yaklaşıyordu. Mesih gölün üstünde yürüyordu. Mert olun, korkmayın, benim diyordu. Talipler ürkünce, bağırışınca.
Ah İsa'ya şöyle seslendi. Eğer ki sen isen bizim efendi, bana emret bende sular üstünde dost yürüyeyim dedi coşkulanınca. Şah İsa haydi gel diye buyurdu, tekneden indi ve suda yürüdü. Ama birden onu bir korku sardı. Medet Şah dedi rüzgardan korkunca. İsa uzanıp onu yakaladı. Petrus'a seni kıt imanlı dedi. Neden şüphe ettin diye Şah sordu. Dost rüzgarlar durdu tekneye binince. Kervanım İsa'ya iman ederiz, biz de zorluklar üstünde yürürüz. Korku batarız fakat kurtuluruz. Şah cesur ol benim korkma deyince. Evet, biz de aslında aynı şekilde Petrus gibiyiz. Dalgalara, rüzgara bakıyoruz ve birden korkuyu kapılıyoruz. İsa ne diyor? Neden şüphe ettin? Ey seni kıt imanlı diyor bize. Ama kurtarıyor yine bizi. Ama gerçekten önemli olan, yani püf noktası bunun, zorluklar üstünde yürüyebiliyoruz eğer imanınız varsa. İnşallah beğendiniz. Beğendiyseniz hani beğeni düğmesi var ya orada, tıklayıverin. Lütfen bana da yorum da yazın ve abone olmak istiyorsanız olun. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, imanda kalın, esen kalın, hoşça kalın.